Sevgili seyirciler, yeni bir afiş programına hoş geldiniz. Bugün Emirgan'dayız. Emirgan'da Sakıp Sabancı Müzesi'ne geldik yeni sergisi için. Sakıp Sabancı Müzesi bu yıl 15. yılını kutluyor. Birazdan Nazan Ölçer'le Sabancı Müzesi'nin müdürü ile görüşeceğiz. Yeni sergisini konuşacağız. Ama öncesinde ben kısaca bu bahçeyi ve bu binaları size anlatmak istiyorum. Burası Sakıp Sabancı'nın eviydi bu bina, bu eski bina. Hacı Ömer Sabancı, yani Sakıp Sabancı'nın babası tarafından 1952 yılında alınıyor ve mesken olarak, ev olarak, aile evi olarak kullanılıyor bu ev. Ondan sonra Sakıp Sabancı burayı müzeye dönüştürmeye karar veriyor ve Sabancı Vakfı'na veriyor bu binayı ve içindeki tabii ki eserleri, o meşhur hat koleksiyonunu, resim koleksiyonunu vakfa devrediyor. Ve 2002 yılında bir yan bina olarak, yeni bina olarak Sakıp Sabancı Müzesi geliyor, oraya inşa ediliyor. Sakıp Sabancı Müzesi geçici sergilerle hayat buluyor. Burada eski binada Sakıp Sabancı'nın kendi özel koleksiyonunu görmek mümkün. Birazdan gireceğimiz binada geçici sergiler oluyor. En ünlülerini söyleyeyim buradan. Bir kere herkes hatırlar, Dali sergisi, Picasso sergisi ya da daha yakın zamanda Aniş Kapur sergisi olmuştu, büyük heykeltıraş. Burada. Şimdi 15. yılını kutluyor müze. Birazdan Nazan Ölçer'le buluşuyoruz ve bu yeni sergiyi konuşacağız. Nazan Hanım, her şeyden önce 15. yılını kutluyorum müzenin. Teşekkür ederiz. Çok önemli bir şey. 15 yıldır nice sergilere ev sahipliği yaptı bu müze. Siz de o zamandan beri başındasınız. Nasıl geçti bu 15 yıl? 15 yıl aslında ne kadar kısa bir zaman bir müze için. Hepsinin dünyada büyük müzelerin 100. yılları, 125. yılları kutlanıyor. Darısı başımıza diyelim. Uzun bir ömür olsun bu müzenin de. Biz sadece bir temel harcı koyduk buna. Ve başından beri de o temel harcının sağlam ve burasını ileriye taşıyacak, bir üniversite müzesine yaraşacak gibi olmasını arzu ettik. Bizi hem geleneklerimize bağlı hem ileriye dönük, koleksiyonun da gösterdiği gibi içinde hat sanatı da var. Türk resminin batıya döndüğü dönemden çok güzel örnekler de var. Yani hem doğuya bakıyoruz hem batıya bakıyoruz. Bu yeni sergi de şimdi 15. yıl tam dolayısıyla buna, tam bunu sembolize ediyor. Feyhaman Duran'ın çok çok ünlü ve çığır açmış ressamlarımızdan biri. Neden onu seçtiniz? Aslında Feyhaman'la ilgili koleksiyonumuzda güzel parçalar var, önemli eserler var. Feyhaman tabii ki bu kırılım noktasının çok seçkin bir şahsiyeti ve bir de kavgalar, savaşlar, isyanlar, işgaller, bütün bu dönemlerden geçmiş, büyük bir savaşın eşiğindeki Batı'yı tanımış. Sonra da Türkiye'nin zor yıllarını, İkinci Dünya Savaşı yıllarının kapalılığını, eksikliğini, malzeme yokluğunu, yalnızlığını, hayal kırıklıklarını ve onun yanı sıra da iyi bir hoca ve son derece üretken bir Çelebi ruhlu, alçak gönüllü, Çelebi ruhlu, geçmişiyle barışık, geleceğine olabildiği kadar açık bir kişiyi tanımayı hak etsinler ve sanatçıya da bu borçlu olduğumuz
saygıyı göstersinler. Biz onu yapmaya gayret ettik. Kaç eser var? Bin gibi. Bin diyelim. Şimdi bin kadar bu kadar eser sergilenmemişti burada. Hayır, irili ufaklı ve pek çok detay içeren bin eserlik bir sergi bu. Evet, Türkiye'nin en önemli portre ressamlarından biri olarak biliniyor. Evet, ve tam şurada girişte de Atatürk'ün çok güzel bir portresi var. Değil mi? Hem eskizi var yanında hem de kendi portresi var. Kendi otoportreleri var. Eşinin Güzin Hanım'ın portreleri var ve bir sürü şahsiyetin portreleri var. Gerçekten Türkiye'nin en önemli portre ressamlarından. Öyle, kesinlikle. Evet. Ve aynı zamanda natürmortlar, biz şimdi natürmortların ortasındayız. Osmanlı döneminde doğuyor Teoman ve 1970'e kadar çok uzun bir yaşam. Cumhuriyeti görüyor. Evet, bütün modernizme doğru giden süreçlerin içinde. Tabii ki. Çok önemli bir ressam. Onun dışında bin dediniz. Ayrıca şimdi tabii evinden çok arkamızda stüdyosu ve oradaki eşiyle birlikte, çünkü Güzin Hanım da ressam. Bir dönem Kız Sanayi Nefise Mektebi'nde, İnaz Sanayi Nefise Okulu'nda öğrencisi. Ama kendisi de çok genç, aralarında çok büyük bir yaş farkı da yok. Ama evinin aslında çok can alıcı bir açılım noktası evinin de yer alması bu sergide. Çünkü işin gizi orada saklı. Öyle mi? Bir insanı tanımak için yaşadığı mekan tabii ki size çok ipucu verir. Ve Türkiye'de ne yazık ki hiçbir örneği olmayan, bu kadar iyi korunmuş bir sanatçı evi de yok. Başka bir örneğini bulmamız çok zor. Çünkü vefattan sonra dağılır eşyalar, gider. Ama İstanbul Üniversitesi'ne verilmiş ve bir de evi olduğu gibi bırakmış ve varisleri de yok. İşin bir başka önemli noktası o. Tabii ki sergileyemediklerimiz de oldu resimlerden. Yani 500 küsur poşat vardı. O poşatların çoğu çerçevesizdi ve böyle kutular içinde saklanmış. Çok üretken bir ressam olduğunu gösteriyor. Ve öyle zannediyorum ki eşinden başka da o poşatları kimseyle paylaşmamış. Bazen aynı manzaranın defalarca tekrarlandığını görüyorsunuz. Bütün bu poşatların arasından bu benzeşenleri, aynı konumda yapılmış olanları seçmek gerekti tabii ki. Yani hem eserlerini görüyoruz burada, hem yaşamından bir kesit görüyoruz. Öyle. Aynı zamanda çok uzun süreyle resim yapmış olduğu için o dönemin İstanbul'u, yerleri, mekanları görmek, tanımak mümkün sevdiği değil mi? Sevdiği yerler var, sevdiği yerler var, tekrarlayan manzaralar var. Boğaz bir kere birinci konusu. Bir de tabii ki Topkapı Sarayı'nda çalıştığı belli. Çünkü öyle de bir davet almış zaten Topkapı'daki bazı şeylerin, aynı mekanların tekrarını yapsın diye. Tamamen İstanbul Üniversitesi koleksiyonu. İstanbul Üniversitesi ama ve Sabancı'nın koleksiyonunun özel koleksiyonu. Sabancı koleksiyonundan da bazı eserler var. Onlar tamamlayıcı unsur diye yer aldı ama asıl %98'i İstanbul Üniversitesi koleksiyonudur. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi Feyhaman'la Picasso çağdaş gibi. Aşağı yukarı. Yani aynı dönemde yaşıyorlar. Doğru, aşağı yukarı aynı. Şimdi Picasso başı, yani sanat hayatının başı hariç çok kısa bir süre sonra kübizme yöneliyor. Ve kübizm aslında modernizmin başlangıcı denebilir herhalde, değil mi? Tabii ki. Yani belli bir... Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Kırılım noktası. Kırılım noktası tamam, denebilir. Peki çağdaşı olarak Feyhaman veyahut da bizim diğer ressamlarımız neden o yolda ilerlemediler diye merak ediyorum. Şimdi tabii bunu çok düşünmüşümdür. Dostlarımla da tartışmışımdır ya da sormuşumdur.
o kadar farklı kökenlerden geliniyor ki. Düşünün, aydın evet. bir Osmanlı ailesi içine doğuyor. Baba şair, işte muhakkak okur yazar bir çevrede doğuyor, o eve doğuyor. Annesi onun ille Galatasaray Sultanisi'ne gitmesini vasiyet ediyor vefat etmeden, çok küçükken kaybetmiş annesini. Demek ki annenin de bir aydınlık görüşü var, çocuğun geleceğiyle ilgili daha iyi yetişeceğini düşündüğü bir okula verilmesinde ısrarcı, vasiyet edecek kadar. 1900'lerin başı. Evet, tabii ki. Hatırladım. Ve o baba ölür ölmez de işte onu oraya yatılı veriyorlar. Şimdi orada tabii ki asıl olgunlaşma döneminin Galatasaray Sultanisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Orası onun aslında evi olmuş. Ve oradaki Şevket Dağ gibi bir büyük hoca, resim öğretmeni, aynı şekilde bazı başka hocaları da var ve bunu keşfeden, yetenekli olduğunu görüp destekleyen, yönlendiren kişiler var. Fakat ne olursa olsun okul bittikten sonra, hatta bir ara memuriyete girmeyi bile düşünüyor. İşte Hidif o dönemin büyük meseni, koruyucusu, sanat koruyucusu Abbas Halim Paşa'nın ısrarıyla okulda kalıyor bir süre. Geçici bir görev veriliyor ve onu desteklemek için de Paris'e gönderiyor. Şimdi Paris'e gelen Picasso'yla Paris'e gelen Feyhaman aynı yerden gelmiyorlar. Aynı gelenekten gelmiyorlar ve bir de Feyhaman'ın aşması gerekli o kadar çok eşik var ki. Yani dilini biliyor, iyi ki biliyor onu, o büyük yardımcı, ama o büyük eşikleri aşağı aşağı gelip o arada yeni bir dünyayla karşılaşıyor. Gittiği mesela müzelere adam gittiğini biliyoruz. Yani. Ve gittiği dönem empresyonizm Paris'te artık kabul görmüş. Müzelerde resimlerin yerini almış. Genelde ana akım o. Evet. Kübizm ise Fransızların bile reddettiği bir şey, evet. yeni akım. Sizi sosyal medyadan takip ediyoruz. Ve ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei ile sıkı fıkı fotoğraflarınız, diyaloglarınızı paylaşıyorsunuz. Buradan ben şöyle bir sonuca varıyorum. Muhtemelen Ai Weiwei yakında buralara gelecek gibi geliyor bana. Evet, doğru mu? Doğru. Sosyal medya deyince, paylaşım deyince ben o konuda koca bir sıfırım. Daha doğrusu siz değil de Ai Weiwei sizi paylaşıyordu. Günah onun. Çünkü Ai Weiwei'in böyle her anı fotoğraflamak gibi bir huyu evet. var. Bu senenin 2017 Biennale için evet çalışıyoruz. Peki neler olacak? Doğu Batı eksenindeki kültür alışverişi, sanat gidiş gelişleri. Tabii onun ilgisini, Türkiye ile ilişkiyi kuracağı şey o. İpek yolu üstünden giden gelen, Çin'den gelen etkiler, buradan oraya giden etkiler. Ve seramiğin burada çok taşıyıcı bir unsur olduğu konusunda hemfikir olduk. Seramiklerle ilgili, yani temelinde ana konunun seramik olduğu yeni bir sergi gelecek buraya. Ama ben de ısrarcı oldum, onunla daha tanışmıyorduk. Ay çiçeği çekirdekleri, her biri ayrı ayrı üretilmiş, her biri elle çizilmiş üstüne ay çiçeği, binlerce, milyonlarca ay çiçeğinin Tate Modern'de Londra'da sergilendiğinde ve onların neden yapıldığını ve nasıl bir üretim sürecinden, yani mucize gibi bir şey, onu çok heyecanlanmıştım. Herhalde onu koyacak. Belki bir iki tanıdık oyunu, ama bazı yeni şeyler de olacak bu sergide. Çok teşekkür ediyorum. Bu sergi için, Feyhaman Duran sergisi için de başarılar diliyorum tekrar. Teşekkür ederim. Temmuz ayına kadar sürecek. Temmuz'a kadar evet sürecek. İstanbul Üniversitesi bize bütün bu bini aşkın eseri verirken bir de bonus verdi ayrıca. Öyle. Bunun dışında. Aynı benzer bir vasiyetle İstanbul Üniversitesi'ne bağışlanmış bir de Selim Turan'ın eserleri var. Heykelleri ve eserleri. O da tabii bir sonraki kuşak. Bir sonraki kuşak. Umarım şartlar el verir ve biz Selim Turan sergisini de, daha küçük boyutlu bir sergi, gene Feyhaman sürerken de onu da ağırlamış oluruz. Böylece
belli bir sıraya koyarak evet, Türk resminin ustalarının da anımsanmasına tekrar farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesine fırsat veririz. Tekrar çok tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum sergi için. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu yayın için de çok teşekkür ediyorum. Afişe sinemayla devam ediyoruz. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeyiz. Bu hafta vizyona giren filmler gelecek birazdan ekrana. Size önereceğimiz filmlerden biri Lupita Young'un yani 12 yıllık esaret filminin, hepimiz onu oradan tanıyoruz, yardımcı kadın Oscar'ını almıştı o filmde. Onun başrolünü oynadığı Queen of Katwa filmi. Burada Lupita Young'un küçük bir kızı var ve bu küçük kız bir satranç şampiyonu olmak istiyor. Ve onun hayatını ekrana getiren bir film. Film gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış. Bu hafta vizyona giren filmler arasında Queen of Katwe öne çıkıyor. Hint kadın yönetmen Meera Nair imzalı film, Uganda'nın kırsal kesiminde yaşayan 10 yaşındaki Fiona'nın satrançla tanışmasından uluslararası satranç şampiyonu olmasına kadar yaşadığı serüveni anlatıyor. Vizyondakilere Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülünü kazanan Amerikan Hani filmiyle devam ediyoruz. Transformers filmleriyle tanınan Shia LaBeouf ve Sacha Lennon başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Andrea Arnold üstlendi. Dram ve komedi türündeki film, aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki starın dergi aboneliği satan bir gruba katılarak çıktığı uzun yolculuğu konu alıyor. Haftanın merakla beklenen bir diğer yabancı yapımı Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'in başrollerinde yer aldığı Passengers, Uzay Yolcuları. Oscar ödülü kazanan The Imitation Game filmiyle dikkatleri üzerine çeken Morton Tilden'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, binlerce yolcusunu 120 yıl uzaklıktaki bir gezegene taşıyan uzay gemisinde iki kişinin zamanından önce uyanmasını konu alıyor. Haftanın animasyon türündeki filmi ise Kabakçığın Hayatı. İsviçre'nin Oscar adayı olarak adını duyuran film, alkolik annesinin ölümüyle yetimhaneye gönderilen 9 yaşındaki bir çocuğun kimi zaman komik, kimi zaman melankolik hikayesini ele alıyor. Filmin yönetmenliğini ilk uzun metraj filmine imza atan Claude Barras üstlendi. Afişe kitap ve etkinlik önerilerimize devam ediyoruz. Kitap severlere hatırlatalım, Adana'daki Çukurova Kitap Fuarı devam ediyor. Gülten Dayıoğlu, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin ve Altan Öymen gibi 300 yazarın katıldığı fuarı gezmek için son iki gün. Bu yıl 10.sü düzenlenen fuar, 15 Ocak Pazar gününe kadar TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz gezilebilir. Usta şair Nazım Hikmet, 15 Ocak Pazar günü 115. doğum gününde anılıyor. Sarıyer Belediyesi'nin desteğiyle Maslak Tim'de saat 18'de gerçekleşecek anma programı Nebil Özgen Türk'ün Nazım Hikmet belgeseliyle başlayacak. Etkinlikte ayrıca Nazım Hikmet şiirleri seslendirilecek, Kardeş Türküler ve Zülfü Livaneli sahne alacak. Her yıl sinema severlerin merakla beklediği İstanbul Film Festivali'nden haberler gelmeye başladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen Türk Klasikleri Yeniden projesi için bu yıl restore edilecek film belli oldu. Usta yönetmen Ömer Kavur'un Yusuf Atılgan'ın romanından uyarladığı 1987 yapımı Anayurt Oteli adlı filmi yenilenerek sinemaya yeniden kazandırılacak. Film bu yıl 5 ile 16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 36. İstanbul Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Afişte sırada kitap önerileri var. Yazar ve televizyon yayıncısı Başar Başarır'ın yeni kitabı Sibop, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Başarır, Sibop adlı kitabında Cihangir'de doğup büyüyen Orhan adlı bir karakterin hayatındaki değişimi sürükleyici bir dille okurlarına aktarıyor. Korku ve gerilim edebiyatının usta ismi Stephen King, 25 yıl sonra yeniden çevrilen Korku Ağa kitabıyla bir kez daha okurların karşısına çıkıyor. Stephen King'in ikinci kitabı olan Korku Ağa, Mears isimli yazarın çocukluk yıllarını ve korkularıyla yüzleşmesini konu alıyor. Korku Ağa, Altın Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yeni kitabını okurla buluşturan bir diğer isimse Nobel ödüllü Çinli yazar Mo Yan.
Canlı yayınlarından çıkan Saydam Turp isimli kitap, taşra yaşamını ve modern Çin'i anlatan seçme öykülerden oluşuyor. Sevgili seyirciler, afiş programının sonuna geldik. Programın tekrarını ve daha fazlasını izlemek isterseniz cnntürk.com adresine gidebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.